Nasılsın hocam? İyisin inşallah. Sağ olun. Allah razı olsun. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederiz hocam. Hocam şimdi benim yeğenim lupus hastası. Lupus. İki aydır şu an zaten hastanede tedavi görüyor. İnşallah önümüzdeki günlerde taburcu olmasını bekliyoruz zaten. Kaç yaşında kendisi? 11. Evet. Şimdi bu hastalığın tam adı sistemik lupus eritematözüdür. Yani bu bir romatizma türüdür. Dolayısıyla hekimlerin önermiş olduğu ilaç tedavisine sakın ihmal etmeyin. Anlıyorum hocam. Şimdi zaten burada benim size önereceğim, yani destekleyici olarak önereceğim şey kurutulmuş kiraz sapı ve karabaş. Yalnız kurutulmuş kiraz sapını ısırganla beraber hazırlayacaksınız. İnternet siteme girin, orada tarifi var bunun. Önce kurutulmuş kiraz sapından 25-30 tane alıyorsunuz. Bir bardak suda bunu 4 dakika kadar kaynatın, hatta 5 dakikaya da çıkabilirsiniz. Evet, yaklaşık 25-30, bu kadar. Bunu şöyle, şu bardağı verir misin kızım? Evet. Evet. Bunu önce cezvede bu kadar 25-30 tanesini ne yapıyorsunuz? 3-4 dakika, hatta 5 dakikaya da çıksanız olur. Sonra 5. dakikadan sonra bunun üzerine bir tutam ısırgan, yani 4-5 gram ısırgan ilave edeceksiniz. Sağ ol, onu verirsen. Evet. Isırganın da ve bu şekilde de bir 3-4 dakika kaynatmaya devam edeceksiniz. Bunu sabahları öğleden evvel içecek. Akşam yatmadan da, bakayım onların büyüklüğüne, 3-4-5-6. Evet, mor renkli, başak başaktır. Karabaş bitkisini ne yapacaksınız? 5 dakikada bunu 150 mililitre suda kaynatıp içecek. Yani bu sistemik lupus hastalarında çok etkilidir. Şimdi birkaç soru soracağım ama bilemez, daha yeni hastanededir tahlilleri. Allah'ın izniyle çok faydasını görürsünüz. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Allah şifa versin diyoruz. Selamlarımızı gönderiyoruz. Sağ olun. Buyurun. Buyurun. Bunu mesela nasıl bir süreli bir ay. Göğüs yapalım? Bir ay. Bir ay. Evet, ve hekiminize de lütfen bilgi verin. Deyin ki biz... Antibiyotikle birlikte kullansa bir şey olur mu? Antibiyotikle beraber kullanabilirsiniz. Bir şeyi yok. Bir sorun yok. Yani doktorun verdiği ilaçlarla beraber kullanırsa bir şey olmaz değil mi? Bakın, antibiyotikle beraber kullanabilirsiniz. İşte onun için diyorum. Doktorunuza bilgi verin. Biz kurutulmuş kiraz sapı, ısırgan ve karabaş bitkisi kullanacağız diye. Yani hiçbir zaman bilgiyi doktorunuzdan, yani hekiminizden saklamayınız.